42 yıl Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde iç hastalıklar farmakoloji kürsüsünde çalıştım. Ondan sonra 2019'da Beykent Tıp Fakültesi'ne transfer oldum. Sonra burası yüksek okulken fakülte olmuş ve o zamanın rektörü işte bizi buraya getirdi. Sağlık Bilimleri Fakültesi'nin dekanı olduk. İlk dekanı. Çünkü çok genç bir fakülte. 2021'de kurulmuş. Ve o zamandan beri işte hem bilimsel hem öğrencilerle ilgili çalışıyoruz. Bizim misyonumuzu anlamak için özellikle sağda solda var, bildirdi rektörlük zaten. Şurada bir grafik var bakın. Bu grafik fakülteler arasında çok büyük bir fark olmamasına rağmen biz orada kırmızı nokta var, birinciyiz öğrenci memnuniyetinde. Onun için Sağlık Bilimleri Fakültesi'ni bir yere getirmek istiyoruz. Biraz geldi. Onun için çalışmalarımıza da devam ediyoruz. Çok yoğun bir şekilde. İşte yakında da ayın 15'inde de biliyorsunuz bir mezuniyet törenimiz var. Mezunlarımızı da vereceğiz ve hayata yollayacağız. Bir kere burası benim hayalim, onu da burada söylemek isterim. Hep söylüyorum senatolarda da. Avalon, Beylikdüzü Avalon'da diş hekimliği, tıp, sağlık bilimleri fakültesi var. İşte bir takım çalışmalar yapmıştık. Hayalimiz bir de eczacılık fakültesi oluşturup burayı tam bir sağlık kompleksi haline getirmek. Göreceğiz. Bildiğiniz gibi 4 yıllık bir okul burası. Ve 5 tane bölümümüz var. İşte sağlık yönetimi çok önemli bir şey. Hele hele son yıllarda özel hastanelerin de açılmasıyla muazzam önem kazanmış bir dal, bölüm. Ve ümidimiz yine onları da birer fakülte haline getirmek, özellikle hemşireliği. Sonra fizik tedavi ve rehabilitasyon var. İşte bu yine kaçınılmaz bir şey biliyorsunuz. İnsanlar mutlaka fizik tedaviye gider ömrünün bir döneminde. En basit top oynar kişi bir şey olur. İşte gider masaj yaptırır veya işte bir işlem görür. Bir diğer bölüm hemşirelik. Bu zaten bizim sağlık sistemimizin içinde Florence Nightingale'den beri muazzam bir yeri olan bölüm. Sonra beslenme ve diyetetik meselesi var. Bu da çok önemli. Düşünün bir hastaneyi. Her çeşit insan yatıyor. Sırf hastaneden bahsediyorum. Yani yaşlılar evi, çocuklar, askerler, mutfakları düşünün. Orada en ufak bir arıza yüzlerce okuyorsunuzdur. İnsanın zehirlenmesine neden oluyor en azından. Onların kalori değerleri, mesela diyabetlilere özel yemek çıkıyor. Veyahut kortizon kullananlara tuzsuz diyet çıkıyor. Yoksa tansiyonu yükselir. Bunun gibi yani çok çok üzerinde konuşulacak şeyler tabii bunlar. Bir diğeri çocuk gelişimi. Bu zaten çocuk bizim temelimiz. Onların iyi gelişmesini sağlamak lazım. Belli karar vermeye yeteneklerini geliştirmek lazım. Bir de tabii bu ailenin de yansıması tabii çocuğa. Onun için çok önemli bir dal olarak görüyorum orayı da. Çok kıymetli hocalarımız var. Herkesi buraya davet ediyorum yani onun için. Şimdi şöyle, tabii biz pratik yapan bir fakülteyiz. Yani daha doğrusu bu kompleks olduğu gibi pratik yapar. Diş hekimliği de, tıp da. Biz de aynı sistem içinde. Tabii benim de genel bir tecrübem var Cerrahpaşa'dan itibaren. Düşünün, hastaneye çıkıyorlar. Bazıları fabrikalara gidiyor. Şöyle beslenmeciler. Nerede staj bulursak bir kere oradaki imkanlar. Onu kullanıyoruz. Herkes bir yere dağılıyor. İşte hemşirelik, hastane şartları var veyahut sağlık ocağı, işte bakım evleri. Sonuçta bize hemşireler bakıyor. Son göreceğiniz insan o. İşte kurallarına akredite olmak için mesela ilk akredite olacak bölümümüz sağlık yönetimi.
Şu anda işte ona uğraşıyorlar ve önümüzdeki Ocak'ta 2024'te ilk başvuruyu yapacağız. Süratle yükselmeye çalışıyoruz. Mesele bu. Şöyle söylemek gerekirse artık günümüzde her şey İngilizce olmaya başladı. Onun için mutlaka bilimsel hale geldik. Yani fakülte olduğu zaman burada yetişen asistanlar, öğretim üyeleri, öğrenciler, daha doğrusu bizim uyguladığımız bilgiler, uygulayacağımız bilgiler genellikle dışarıdan ithal ediliyor. Ve onlara okuyup uygulayabilmeleri lazım en azından. Onun için tabii ileriyi gören ve durumu müsait olan arkadaşlarımız önce hazırlığa gidiyor, hazırlığı okuyor. İsmi üstünde hazırlanıyor hayata. Sonra buraya geliyor. İlgili profesyonel hayatına hazırlanmak için de burada okuyor ve biz onları gayet titiz bir şekilde yetiştirmeye çalışıyoruz. Bizim okulun en önemli tarafı, hemen onunla başlayayım. Hiç kimse iş aramaz. Buradan mezun olanı kapıyorlar zaten. İhtiyaç var. Sağlık sektöründe tenis gibidir sağlık sektöründen çıkmak. Tek başınıza yeterli şeylere sahipseniz çıkar, tek başınıza oynarsınız. Hep onu söylerim, öyle yetiştiriyoruz. Onun için yeterli bilgileri vermek ve onları hayata hazırlamak, mezun olduktan sonra hiçbir problem olmadan, ki dediğim gibi iş aramaz, hemen yerleri hazır, devlet çağırıyor. Aynı hekimlik gibi, mezun olursunuz, gel şuraya git, al maaşını ver. Böyle bir sistem ve branş içinde çalışıyoruz. Onun için de tabii çocukları son derece iyi yetiştirmemiz lazım. Gittikleri yerde hem mahcup olmamak hem bilgisiz kalmak kötü bir şey. O yüzden biz bunları çok iyi bildiğimiz için, bir de yani tıp fakültesi kaynaklı olmamın, orada yetişmiş olmamın getirdiği avantajları da kullanarak bizim büyük hocalarımızın yaptığı şeyleri, sıra bize geldi, biz de yapmaya çalışıyoruz ve o kişileri hayata hazırlamak istiyoruz. Şimdi bizim en önemli yerlerimizden biri, biraz önce de söyledim, laboratuvarlarımızdır. Anlatıyoruz bir sürü şeyi. Onların oturması için yapması lazım, görmesi lazım. Hayali olmaz. Yani tıpta hiçbir şey hayali değildir. En azından işte dikiş böyle atılır, şöyle yapılır demek, iğne böyle yapılır demek olmuyor. Yapmak lazım. Diğer bir deyişle, İstediğiniz kadar bir adama yüzmeyi tarif edin, o suya girmeden yüzme öğrenemez. Onun için aynı sistemdir. Laboratuvarlara girerler. Mesela bizim 9 tane laboratuvarımız var. Branşların, çeşitli branşların. Ve bu laboratuvarların bir tanesi beslenmenin mutfağı. Çok gelişmiş, yeni bitti, yeni yapıldı bir mutfak. Orada da çok önemli şeyler yapılıyor. Çünkü bizim buradan mezunlardan Türk Hava Yolları'nın ikramında bile çalışan kişiler var, düşünün. Onun için çok önemsiyoruz ve biz buradayız. Burayı düşünen, Sağlık Bilimleri Fakültesi düşünen kişileri bekliyoruz.